geldiğinden beri kanım almıyor bu kadını ya. İşi gücü ortalığı karıştırmak. Hani hastadır, hamiledir diye biraz yumuşar oldum ama yok. Değişmez Hülya. Vallahi onu hiç düşünemeyeceğim şimdi Mirat. Ne yapıyorsa yapsın. Sizin nasıl geçti? Yani güzel geçti mi? Yusuf'un durumunu konuşmak için çıkarmıştım yemeğe biliyorsun. Sonra konu açılınca biraz gerginlik oldu. Gerginlik kısa sürmüş anlaşılan. Gayet mutlu görünüyorsunuz. Yusuf bayağı bir tepki gösterdi de biz de kapattık onu, idare ettik onu. Sonra birlikte fotoğraf çekelim dedi. Ben de kıramadım onu. Tabii ki kırmayacaksın. Sonuçta çocuk ilk defa annesiyle babasıyla fotoğraf çektirmek istemiş. İlk kez birlikte bir yerlere gittiniz. Öyle, öyle tabii. Çok garip. Tabii anılar falan da konuşulmuştur. Duygusal bir ortam olmuştur hepiniz için. Deniz, ben o yemeğe gittim diye beni yanlış anlamıyorsun değil mi yani? Sadece Yusuf içindi. Benim hiçbir alakası yok. Mirat. Ben sana güvenmeyi seçiyorum. Güven tabii. Şu dünyaya gözümü yumacağım son güne kadar. Benim kalbimde hüküm sürecek tek kişi sensin. Sana o kadar ihtiyacım var ki. Hep seninleyim. Hep yanındayım. Sen benim kadınımsın. Eşimsin. Bunları bana bazen hatırlat, olur mu? Deli oluyorum sana, biliyor musun? Ve çok özlüyorum. Bu kadar olay, kalabalıklar, senin kollarımı bile alamıyorum. Artık her şey bir an evvel bitse, evlensek. Senin kollarında uyusam. Sonra uyandığımda ilk senin şu yüzünü görsem. Benden daha fazla isteyemezsin, inan bak. Bak, konuşma biraz daha sürerse ben kendimi tutamayacağım. En iyisi... Ben sana bir yorgunluk kahvesi yapayım. Sen mi? Evet. Sen benim kahvemi iç. Bakalım başka kahve içebilecek misin? Öyle marifetlerim de var diyorsun yani. Var tabii. Hem ben senin yerinde olsam beni asla kaçırmazdın. Allah Allah. Özgüven de tavan. Senin gibi bir kadına sahip olan her erkeğin özgüveni tavan yapar. Sen var ya. Biliyorum. Bana dayanamıyorsun ama... Evlenmeden olmaz.